Muharrem İnce. Bana göre o. Öbürlerinden pek bir beklentimiz yok yani. Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Adamın yaptıkları göz önünde. Kılıçdaroğlu emekliye 15 bin TL deyince bayramdan sonra güzel bir kavurma yaparız diye Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Benim yine tek adayım Recep Tayyip Erdoğan. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi planlıyorum. Yani ülkenin mevcut gidişatında bir değişiklik olması gerektiği yönünde kanaatlerim var. Cumhurbaşkanı seçimlerinde reise vermeyi düşünüyorum ama Tayyip Erdoğan yani. Gerçekten doğru zaman, doğru adam olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığında. Memleket Partisi ve Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünüyorum. Memleket Partisi'nin vaatleri beni çekiyor, kendine çekiyor o yüzden. Sinan Oğan, milliyetçiyiz abla. Sonuna kadar, çöküne kadar. CHP Kemal Kılıçdaroğlu. Bir değişim görmek istiyorum artık. AK Parti'ye vereceğim. Ortalık iyice başkasına da vermek istemiyorum. CHP Kılıçdaroğlu. İdeolojik olarak bana uyuyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi olan Büyük Birlik Partisi. İttifaktan dolayı da Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Doğru olduğuna inandığım o çünkü. Tabii ki de Erdoğan. Biz Kılıçdaroğlu'nun bize yaptığı bir icraat yoktur. Bunu sormanız bile şey Erdoğan diyoruz. Neyse. Şu ana kadar diğer partiler ne yaptı ki? Hangi bir, ne yaptı ya? Bu Tayyip Erdoğan'la başkası buraya bu Türkiye'ye gelirse Türkiye yerle bir olur. Millet İttifak. Yeter. Yeterli. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ver. AK Parti. Ben kendime daha yakın görüyorum. Çalışanları görüyorsunuz. Daha başka bir şey demeye gerek yok. Açıkçası hani Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum. Diğerlerine nazaran daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP'nin politikaları pek benimsediğim politikalardı. Aday olarak Muharrem İnce'ye, parti olaraksa İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Aday olarak Muharrem İnce'nin gerek bilime gerek eğitime verdiği önem daha çok hoşuma gidiyor. Daha iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan olmaması gerektiği için. Erdoğan. Bildiğimiz biri. Öbürleri çünkü ülkeyi bölecek. Kılıçdaroğlu'na yani Meral Hanım'ın gösterdiği kendim İYİ Parti'ye oy vereceğimden için oyumuzu iki partiden yana kullanacağım. AK Parti'ye oy vereceğim. Güveniyorum AK Parti'ye. Valla Cumhurbaşkanlığında tabii ki reis. Şu anda aklımda bir parti yok. Şu anda çok kararsın. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. 20 yıldan beri süren iktidarı bozmamak için. Yeni Türkiye yüzyılını gerçekleştirecek başka bir siyasi iktidar yok. Reis. Çok seviyoruz onu. Dürüst düzgün bir insan. Kılıçdaroğlu. Türkiye bitti zaten. Şu anda Türkiye'nin geleceği için şu an son umudumuz şu anda Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Çünkü adaletin sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ben Millet İttifakı'na vereceğim. Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu. Dürüstlüğünden. Recep Tayyip Erdoğan. Bu devlet baki meselesi oldu. Erdoğan'ı. Ya Erdoğan Türkiye genelinde bir takım şeyler yaptı dünya çapında. Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürkçü Cumhuriyetçi benimden dolayı artık bir değişime ihtiyacı var ülkenin. Aday olarak Muharrem İnce, parti olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti. Vaatleri, yani Muharrem İnce'nin vaatleri beni daha çok cezbediyor. Erdoğan. Abla İslamiyet'e saygısı olduğu için. Bence Kılıçdaroğlu bir sene. Tayyip Bey'in değil de Tayyip Bey'in yanlışları çok yanlış yapıyor.